Evet, bu yeni vaaz serisinde sizlerle ruhun meyvesi konusunu işleyeceğiz. Ruhun meyvesi nedir? Ruhun meyvesini nasıl geliştirebiliriz hayatımızda? Çok çok önemli bir konu. Alt başlık olarak ya da bir eş başlık olarak Tanrı'nın karakterini geliştirmek diyebiliriz. Çünkü ruhun meyvesi Tanrı'nın karakteridir, Tanrı'nın nitelikleridir. Eğer Tanrı nasıl? Tanrı'nın nitelikleri, Tanrı'nın karakteri, Tanrı'nın özü nasıl diye soracak olursak bu soru gayet basitçe Tanrı'nın karakteri ruhun meyvesidir diye cevaplayabiliriz. Dua edelim lütfen. Rab sana çok teşekkür ediyoruz sözün için. Kutsal ruhun için teşekkür ediyoruz. Şu anda Rab hem kilisede olan hem bizi internette izleyen Leler Rab ruhunla lütfen sözünü açıkla. Bize anlayış ver. Benim ağzımı meshet ki Rab senin sözünü aktarabileyim. İşiten her kulağı meshet, her yüreği meshet ki senin sözünü anlayabilsinler. Ve Rab sadece anlayış kazanmakla kalmayalım. Sözü sadece işitenler olmayalım. Sözü uygulayanlar olalım. Ve sözü uygulayabilecek lütfu ve gücü bizlere ver kutsal ruh aracılığıyla diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Rab bu seride hayatlarımızı değiştir. Bu seride lütfen bizde çok derin bir iş yap. Ve geri dönüp baktığımız zaman bu önümüzdeki haftalar içinde ne kadar çok değiştiğimizi fark edelim. Herkesi bir üst seviyeye çıkar diye dua ediyorum. Ruhun meyvesi hayatlarımızda geliştirebilelim, artabilsin. Bolca meyve veren imanlar olalım diye dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Temel ayetlerimiz var. Bunlara bakalım. Galatyalılar 5. bölüm. Galatyalılar 5. bölüm 16. ayetten okumak istiyorum. Şunu demek istiyorum. Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Burada ruhta yaşamakla ya da ruhun arzularıyla benlikte yaşamak ya da benliğin arzuları arasında hemen bir karşılaştırma yapmaya başlıyor Tanrı sözü. Ve sonra diyor ki çünkü benlik ruha ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Ruh ve benlik arasında bir çatışma var ve iki çeşit yaşam var. Bir imanlı için. Ruhta yaşam veya benlikte yaşam. Evet, bir Messi imanlısı hakikaten yeniden doğmuş, Tanrı'yı gerçekten hayatına davet etmiş bir kişi dahi imanlı yaşamında ruhta yaşayabilir ya da benlikte yaşayabilir. Burada imanlıyla imansız karşılaştırılmıyor. Mesih'e ait olan kişinin hayatı ve yaşayışı için iki çeşit yaşam karşılaştırılıyor. Ruhta yaşam, benlikte yaşam. Ve bunlar birbirine karşıttır diyor. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Ruhun yönetimindeyseniz yasaya bağımlı değilsiniz. Yasa altında değilsiniz. Yani Ruhun yönetiminde olan kişi için diyor yasa altında değilsin şimdi. Yasa altında olmak nedir? Yasa altında değilsiniz ya da şunu yap, bunu yapma diye bir kurallar, bir koşullar, bir e, herhangi yasal ya da yasacı ya da legalistik bir yapı altında değilsiniz. Ruhun yönetimindeysen yasa altında değilsin. Çünkü ruh seni yönlendirecek. Ruh seni yönlendirmek istiyor. Ruhun yönetiminde olmak var. Ve görüyoruz ki ruhun yönetiminde olmayan bir imanlı yasa altına giriyor. Hayatına kurallar getirmek durumunda kalıyor. Bunu yap, şunu yapma, bunu yapmalıyım, şunu yapmamalıyım, şu kadar dua etmeliyim, her sabah dörtte kalkıp dua etmeliyim, üç saat dua etmeliyim. Bunlar da ne kadar iyi şeyler olsa da yasa altına girdiği zaman imanlı hayatı özgürlükten ve sevinçten, esenlikten mahrum kalarak tamamen ağır bir yük altına girebilir. Kilise dünyasında maalesef birçok insan bu ağır yük altında böyle yaşıyor. Tekrar yasa altında, kurallar altında. Ama ruh tarafından yönetilmek var. Bu toplantı içinde bir program düzenleyebiliriz. Şu yapılacak, bu yapılacak, bu yapılacak. Bizim bir programımız yok. Buraya geldiğimiz zaman yap bir belli fikirlerimiz var, belli ilkeler var. Tapınmak bir ilke, övmek bir ilke. İnsanlara dua etmek bir ilke, ruhun armağanlarının işlemesi bir ilke, sunularla tapınmak bir ilke ama bunlar ne zaman nasıl olacak değişebilir. Kutsarı bunu nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Mükemmel bir orkestra şefi gibi, değil mi? O bir orkestraya dünyanın en profesyonel, en yetkin Kemancısını, piyanistini işte vesaire e, bir araya getirebilirsiniz ama orkestra şefi olmadan onlar birlikte çalamazlar. Ve bir yarım saniye bile kaçırsa tempoyu bir müzisyen garip bir ses ortaya çıkıyor, düzensiz bir ses ortaya çıkıyor. Ama her şey uyum içinde olduğu zaman harika bir ses ortaya çıkıyor. Kutsal mükemmel bir orkestra şefi gibi hayatımızı yönetmek yönlendirmek istiyor. Bunu bir yasaya, bir kurala bağlayamayız. İlkeler var, değişmez ilkeler. Ama yasalar ve kurallar değil. Ruhun yönetiminde olmak bu. Ve 19. ayette diyor ki, din işleri bellidir. Bunlar sıralamaya başlıyor. Fuhuş, pislik, sefahat, Putperestlik ya da büyücülük diyor aynı zamanda. Bunlar ilginç değil mi? Bunlar benliğin işleri. Yani ille cinler olmasa dahi insanlar zaten batıl inançlara, benliklerine yönlenmeye eğilimliler. Çünkü benlik Tanrı'ya düşman. Benlik Tanrısız bir yaşam. Onun yerini dolduracak bir şey lazım. Düşmanlık diyor. Çekişme. İnsan arasında çekişme varsa benlikten kaynaklanıyor kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler. Burada mezhepçilik de diyebiliriz. Mezhepçilik de buna giriyor. Paulus bundan bahsediyor. Bazılarınız işte ben Apollos'tanım, ben Petrus'tanım, ben Paulus'tanım diyorsunuz. Günümüzde aynı şekilde Paulus'un, Petrus'un adını kullanmasalar bile çeşitli mezheplerin adını kullanıyor imanlar ve bir anda başka bir mezhepten olan birisi için düşman olabiliyor. Hiç unutmuyorum bundan birkaç sene önce. E, yurt dışından gelen bir kilise pastörüyle bir e-mail geldi buluşmam için. Öğle yemeğinde buluşmak için Taksim'e gittim. Oturduk gayet güzel konuşuyoruz. Her şey gayet güzel gidiyor. Tanıklığımızı paylaşıyoruz. Gayet güzel giderken her şey. Bir anda kilisemin adını bahsettik bahsettiğim anda adamın suratı böyle oluverdi. Ve bağlantımız olan bazı gruplardan bahsetmeye başlayınca bir saattir harika giden o görüşme bir anda adamın yüzü böyle dondu falan derken ne oldu bilmedi birkaç dakika içinde hop hop derken adam kalktı benim işim gücüm var elimi sıktı Rab bereketlesin dedi gitti. Ne kadar ilginç değil mi? O İsimler, etiketler devreye girmeden ne kadar güzel kardeş gibi anlaşıp konuşuyorduk. Yani bu mezhepçilik de benliğin bir işi. Bunlara dikkatli olmamız gerekiyor. Aslında ana mesajım konum bu değil ama bunlara da değinmek lazım. Çekememezlik diyor. Sarhoşluk. Bu sadece alkol olmayabilir. Çeşitli sarhoşluklar var. Sarhoş olmak bir şeyin etkisi altına girmek. Film sarhoşu olabilir insanlar. Dünyasal müzik sarhoşu olabilir. Yani sarhoş, bazı insanlar sokağa bakıyor, sokakta bakıyorsunuz, sarhoş gibi dolaşıyor etrafta, boş boş. Tembelliğin sarhoşu gibi. Çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Bazen insanlar bana soruyor, ne demek bu pastor? Yani böyle yaşayanlar cehenneme mi gidecek demek istiyor. Şimdi bunu kalifiye edecek olursak, kutsal kitap bize Tanrı'nın egemenliğini tanımlıyor. İsa dedi, bir kimse yeniden doğmadıkça göklerin egemenliğine giremeyecek, Tanrı'nın egemenliğine giremeyecek. Ama diyelim kişi yeniden doğdu ve Tanrı'yı seviyor ama yine benlikle yaşamaya devam ediyor. Peki Tanrı'nın egemenliği nedir? Tanrı'nın egemenliğini, kutsal kitap diyor ki, Tanrı'nın egemenliği yiyecek içecek sorunu değil. Tanrı'nın egemenliği yiyecek içecek sorunu değil. Doğruluk, esenlik ve kutsal ruta sevinçtir. Benlikte yaşayan bir kişi hayatında ne doğruluğu tadabilir? Tanrı'nın ona verdiği doğruluğun meyvelerini, çünkü doğruluğun meyvelerinden bahsediyor, doğruluğun ürünlerinden bahsediyor kutsal kitap. Ne esenliği olur ne de kutsallıkta sevinci olur. Tanrı'nın e egemenliğinde sahip olduğu mirası tadamaz. Daha sonra 22. ayette diyor ki ruhun ürünü ise ya da ruhun meyvesi bir önceki çevirdiği aslında meyve diyordu buna hatırlarsınız değil mi? Sonra revizyondan geçtiği zaman ürün olarak bunu çevirmişler. Kitap-ı Mukaddes'te ruhun semeresi diyordu. Ruhun meyvesi. Ben meyve kullanmayı tercih edeceğim. Çünkü bir istikrar olsun. Kutsal kitapta Grekçe kelimeyi birçok yerinde meyve olarak çevirmelerine rağmen burada ürün olarak çevirdiler. Ben çevirilerde özellikle bir Grekçe kelimenin çevrildiği zaman aynı kelimenin kullanılması yandaşıyım. Çünkü bir istikrar olması lazım. Çünkü sözleri birbirine bağlayarak bir öğreti verdiğiniz zaman bu çok önemli. O yüzden sürekli fark edersiniz. Bazen Grekçesine gidiyorum. Hatta kullanacağım birkaç ay. Ona değineceğim. Grekçesine bakacağız. Çünkü önemli kelimeler var. Kutsal kitabı çalışırken, kutsal kitabı çalışmanın çeşitli yönleri var. Kitap çalışması yapabilirsin. Bir kitabı alıp çalışabilirsin. Karakter çalışması yapabilirsin. Ya da bir kişiyi alıp onun hayatını çalışabilirsin. Mesela Pavlus'un, Davut'un. Ee, konu çalışması yapabilirsin. Mesela şifa konusunu alarak kutsal kitapta şifa konusuna değinen bölümleri çalışabilirsin. Aynı zamanda kelime çalışması var. Kelime çalışmasını yapmayı seven birisiyim çünkü bunlar önemli şeyler. Özellikle kelime çalışması yapabilmek için de İbranice kelime ya da Grekçe kelimelere bakmak gerekiyor. Çünkü bunlarda bir önemli yani bunların yeri var. Tanrı'nın kullandığı özel kelimeler var. Meyve kelimesi diyelim burada. Ruhun meyvesi ve dokuz tane şey sıralanıyor bize. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır. kitab ı Mukaddes'te tahammül diyor. Aslında tam Grekçesi o. Dayanma, dayanma gücü, tahammül etmek. Sabır katlanmayı ve dayanmayı içeren bir şey. Şefkat. Sanıyorum lütuf diyor kitap mukaddes çevresinde. Lütuf, şefkat. İyilik. Bağlılık. Sadakat. Eski çevirde sadakat diyordu bağlılık. Sadakat. İman diye de çeviriyor bazı çeviriler. iman. Yumuşak huyluluk. Alçak gönüllülük olarak da çevrilebiliyor ve öz denetim ya da eski çevrede söylediği gibi nefsi zapt etmek ya da benliği zapt etmek, öz denetim. Benliğe, benlik üzerinde denetim olduğunu anlamamız gerekiyor burada. Benlik yani günahlı benliği denetlemek. Çünkü bir seferinde birisi bir mesaj yazdı ki lise dedi ki sizin ki toplantınızda hiç öz denetim yok. İnsanlar yerde yuvarlanıyor, kahkahalar atarak çığlıklarla gülüyor. Öz denetim göstermeleri gerekiyor. Dedim ki kardeşim yazdım. Öz denetim, kutsal ruh üzerinde denetim değil, benlik üzerinde denetim. Eğer kilisede insana birbirine yumruk atıyorsa, küfrediyorsa, tekme tokat atıyorsa o zaman diyebiliriz ki öz denetim yok. Bu nefs üzerinde ya da benlik üzerinde bir yetki, bir denetim. Benliği engellemek, benliği kısıtlamak, benliği sınırlamak <laughs> kutsal ruhu değil. Amin. Çünkü kutsal kitap açık ve net diyor ki ruhu kederlendirmeyin ve ruhun ateşini söndürmeyin. İzin verin ruh çalışsın. Peygamberliği engellemeyin. Ruhun armağanlarını engellemeyin. Bunlar işlesin. Bunlar çalışsın. Kutsal ruh çalışsın. <laughs> Öz denetim benlik üzerinde. Yani bundan önce gördüğümüz bu listede 19 ve 20 ve 21. ayette o sıralanan şeyler. Ve hatta o o liste tabii ki tam bir liste değil çünkü benzeri şeylerdir de diyor. Benzeri şeylerdir. Ve diyor ki bu tür nitelikleri, işte bu nitelik kelimesi çok güzel. Bunlar nitelikler, bu dokuz tane nitelik. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, sadakat demeyi tercih ediyorum. Sadakat, yumuşak huyluluk ya da alçak gönüllü olmak ya da öz denetim, benlik üzerinde benliği zapt etmek, benlik üzerinde denetim. Bu nitelikleri diyor yasaklayan yasa yoktur. Çünkü bunları yasaya tabi kılamazsın. Ve bunları yasaya tabi kılmaya çalıştığımız zaman Hristiyanlığı bir dine çeviririz. İyi bir Hristiyan olmak. O zaman insanlar kendi benliğinin güçleriyle iyi bir Hristiyan olmaya çalışıyorlar. Kendi benliğinin çabalarıyla, kendi benliğinin becerileri, yetenekleriyle, çabalarıyla iyi bir Hristiyan olmaya çalışıyorlar ve başarısız oluyorlar ve hayatları her zaman suçluluk duyguları içinde, mahkumiyet içinde geçiyor. Size bir soru sorayım, eminim bunun cevabını alacağım. Kaçınız hayatınızda bazı kararlar verdiniz? Hatta dediniz ki bu hafta bunu yapacağım ve yapamadınız. Ha? Bu hafta bunu yapmayacağım dediniz ve yaptınız. Ha? Kaçınız? Bu hafta her sabah kalkacağım altıda dua edeceğim dediniz. Ve kalkamadınız dua edemediniz. Oldu mu? <laughs> ve ondan sonra kendisi suçlu hissettiniz değil mi? Eksik gördünüz. Başarısız hissettiniz. Mahkumiyet geldi. Mahkumiyet duyguları aldı. Ve şeytan da bunu iyice ne sizi böyle ezmek için. Bak başaramıyorsun, bak yapamıyorsun. İyi bir Hristiyan değilsin. Bu dindarlıktır. Bu kurallara... Bu zorlamalara göre yaşayan kişi mutlu olamaz, huzurlu olamaz, esenliğini kaybeder. Ve doğruluk içinde kalamaz. Çünkü doğruluğun, bu arada bir şey söyleyeceğim. Doğruluğun zıttı nedir? Kötülük mü? Mahkumiyet. Doğruluğun tersi mahkumiyettir. Suçluluktur. Çünkü doğruluk Tanrı'nın bir armağanıdır ve doğruluk Tanrı'nın önüne utanmadan, kendini eksik görmeden, cesaretle aşağılık kompleksi olmadan çıkabilme armağanıdır doğruluk. Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşabilmektir doğruluk. Mahkumiyet de bunun tersi çünkü mahkum olan kişi Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşamaz. Diyor ki yüreğiniz sizi suçlarsa Tanrı'nın önünde cesaretiniz olmaz. Ve şeytan nedir? Kardeşlerimizin suçlayıcısıdır. Hem Tanrı'yı suçlar hem insanları suçlar, hem insanları birbirine karşı suçlar. Şeytanın en büyük oyunu ilişkileri bozmak. İlk önce senin Tanrı'yla olan ilişkini bozmak, sonra senin diğer kardeşlerine olan ilişkini bozmak. İlişkide bir sorun varsa bilin ki şeytanın parmağı var. Ve benliği dürtüyor. Benliği dürtüyor çekişme için, bölünme için, öfke için. ve diyor ki bu tür nitelikleri yani bu nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Bunlar yasaya tabi şeyler değil. Çünkü bu nitelikler Tanrı'nın nitelikleri. Tanrı nasıl diye soracak olursanız işte Tanrı böyle. Tanrı sevgi, Tanrı sevinç dolu, Tanrı esenlik sahibi, Tanrı sabırlı, Tanrı şefkatli, Tanrı iyi, Tanrı sadık, Tanrı yumuşak huylu ve Tanrı Gayet güzel kendini denetlemeyi bilen bir tanrı. Tez öfkelenir diyor. Ha? ha e, tez öfkelenmez diyor. Sevgisi, <laughs> pardon. E, kolay öfkelenmez, sabreder. Ha? <laughs> tamam. Kim uyumuyormuş? Fark ettik şimdi. Uyanlar Evet dedi, başını salladı. Kolay öfkelenmez. Hemen öfkeyle patlayıp herkesi yok etmiyor Tanrı. Gayet sabırlı. Amin. Ve kendini denetlemeyi de çok iyi biliyor. Tanrı öfkeleniyor mu? Öfkeleniyor. Öfkeleniyor mu? Evet Tanrı da öfkeleniyor. Ama öfkesiyle hemen düşünmeden hikmetsizce bir işe girişmiyor. Her şey denge içinde. Ruhun meyvesi Tanrı'nın karakteridir. Ve bizim hayatımızda ruhun meyvesini geliştirmemiz, hayatımızda Tanrı'nın karakterinin gelişmesidir. Tanrı'nın karakterine, Tanrısal karaktere sahip olmak ruhun meyvesi. Ve 24'de diyor ki, Mesih İsa'ya ait olanlar, benliği, tutku ve arzoyla birlikte çarmıha germişlerdir. Yani öldürmüşlerdir, benliği öldürmüşlerdir, Mesih İsa'ya ait olanlar. Mesih İsa'ya ait olan için benlik ölüdür. Ama hepimiz biliyoruz ki o benlik her gün dirilmek istiyor. Doğru mu? Her gün o benliğe ölü olduğunu hatırlatmamız gerekiyor yaşamımızda. Her gün. Bu günlük bir karar. Günlük bir karar. Çünkü izin verirsen benliğin dirilmesine ve hayatını ele geçirmesine, o benlik alır seni, hiç gitmek istemediğin bir yolda götürür ve hayatını hatta mahveder. Çünkü aynı bir sonraki bölümde Galatyalı 6'da diyor ki, benliğe eken benlikten ölüm, yıkım biçecektir. Hayatını yıkama götürür, o benliği ekmeye devam edersen. Bu yüzden benliğini zapt etmen gerekiyor. Ve ruha eken diyor, ruhtan yaşam biçecektir. Ne biçecek? Biçeceğin bir şey var. Biçmek nedir? Ürün almak, tohumun meyvesi var. Ruha tohum eken, ruhtan ruhun meyvelerini biçecektir. Hayatına sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, öz özdenetim olacaktır. Ve meyve hem kalite açısından gelişecektir hem de miktar açısından gelişecektir. ve 25. ayette diyor ki ruhun sayesinde yaşıyorsak ya da ruhta yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. İki şey var burada. Ruhta yaşamak ve ruhta yürümek. İkisinin farklı olduğunu anlamamız gerekiyor. Ruhta olmak ve ruhta davranmak farklı şeyler. Ruhla dolu olmak var, bir de o ruhun doluluğuyla yaşamak var. Ruh kutsarulla dolmuş olabilirsin ve kutsarulla dolu olabilirsin ama bu her gün hayatına yansımıyorsa ruhta yaşamıyorsun, ruhta yürümüyorsun. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım. Şimdi bu aslında seri de amacım ruhun meyvesini e, tabii ki biraz ruhun mey meyvelerinin ne olduğunu açıklamak ama bundan daha da önemli pratik olarak hayatımızda ruhun meyvesini geliştirmemizi sağlamak bu çok önemli bir şey. Ruhun meyvesini nasıl geliştirebiliriz? Kaçınız bilmek istiyor ruhun meyvesini nasıl geliştirebiliriz? Ve aynı zamanda özellikle bu bugünkü ilk e, kısmında neden ruhun meyvesini geliştirmemiz son derece önemli bunu görmemizi istiyorum. Romalılar 8. bölüm 19. ayete bakalım. Romalar 8 ve 19. Yaratılış, Tanrı'nın çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Şimdi tüm yaratılışın özlemle beklediği bir şey var. Tanrının çocukları diyor bu yeni çeviri. Ben bunu değiştirip Tanrının oğulları diyeceğim. Çünkü asıl kullanılması gereken kelime buydu. Kitap mukaddes'e bakacak olursanız zaten Tanrının oğulları diyor. Çünkü burada kullanılan kelime Grekçe'de özel bir kelime. Huios diye bir kelime. Tanrının oğlu için kullanılan aynı kelime. Tanrının oğlu İsa Mesih dediğim zaman oğul için kullanılan kelime huyos. Ve çok önemli bir kelime. Bunu anlamamızı gerek, anlamamız gerekiyor. Bu kelime yavrunun ebeveyn ile olan ilişkisini vurgulayan bir kelimedir. Özellikle karakterini, doğasını ve niteliklerini ifade eder. Yani Tanrı'nın oğlu İsa dediğimiz zaman kullanılan huyos kelimesidir. Tanrı'nın oğlu huyos. Nitelik ve öz kastedilmektedir. Evlat da diyebiliriz. Bu gerçekten sadece bir çocuk doğurmaktan öte daha derin bir şey ifade ediyor. Hani bir deyim vardır. Herkes çocuk yapabilir ama herkes anne baba olamaz. Çocuk yapmak kolay. Ama o çocuğu yetiştirmek, olgunluk seviyesine getirip karakter ve nitelik oluşturmak bambaşka bir olay. Huyos'ta vurgulanan budur. Bir olgunluk bir yetkinlik vurgulanmaktadır o çocukta. Oğul olmak. Tanrının oğlu olmak. Tanrının oğulları diyor. Tüm yaratılış Tanrının oğullarının ortaya çıkmasını özlemle bekliyor. Tüm yaratılışın özlemle beklediği ne? Gerçekten Tanrı'nın karakterine ve niteliklerine sahip olan o olgun imanların ortaya çıkması, görülmesi, belirgin olması, o meyvelerin gör, görülebilir olması. İsa ne dedi? Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. İnsanlar öğrencilerim olduğunuzu nasıl bilecek? Yaptığınız harika mucizeler sayesinde dedi değil mi? Hayır. Birbirinize olan sevginizle. Sevgi meyveyle. Tanısal karakteri sizde gördükleri zaman, tanısal nitelikleri ve meyveyi gördükleri zaman benim öğrencilerim olduğunu anlayacaksınız. Anlayacak insanlar, dünya. Yaptığınız mucizelerle, ne kadar harika vaaz verdiğinizle, ben Hristiyanım diye kocaman bir haç takmanızla değil ya da İsa'yı seviyorum diyen bir tişörtle dolaşmanızla değil. Tanrısal karakteri, meyveyi yansıtan insanlar olarak sizi öğrencilerim olduğunuzu bilecekler. Öğrenci diyor ama imanlı demiyor. Bana İsa'ya iman eden diyor. Öğrenci olmak bambaşka bir şey. İsa'nın İsa'yı izleyen birçok insan vardı ama öğrencisi azdı. Büyük kalabalıklar onu izledi ama kala kala 12 öğrenci kaldı değil mi o kalabalıklardan. Nedir o öğrenciler? Hayatını, canını, her şeyini İsa'ya teslim etmiş olup değişmek, büyümek, öğrenmek ve aynen onun gibi olmak isteyen insanlar. Yoksa Hristiyan'ın diyen çok Aa iman edin, İsa'yı severim diyen çok insan var. Arada sırada kiliseye takılırım diyen de çok var. Ama öğrenci olmak bambaşka bir olay. Onu izlemek. Çünkü öğrenciler kimdi? Her şeyini bırakıp İsa'yı izleyenler. Teknelerini, balıkçı teknelerini, ağlarını her şeyini bırakıp o gün itibaren İsa'yı izlediler. Matta, vergi görevlisi masadaydı. İsa yanından geçerken beni izle dedim. Matta her şeyini bıraktı ve onu izledi öğrenci olmak için her şeyini bırakıp onu izlemeyi göze alman lazım. Her şeyi bırakman. Bu ne demek? Bildiğim her şeyi unutuyorum. İsa'dan öğreneceğim. Yaptığım her şeyi bırakıyorum. İsa ne isterse onu yapacağım. Öğrenci olmak bu. İsa bunu kalabalıkları da söylediği zaman çoğu bunu kaldıramadı. Çok fazla istiyor dediler ve bırakıp gittiler değil mi? Evet. Döndü baktı 12 tane kaldı. Siz de mi gideceksiniz? Nereye gidelim ki? Yaşam sözü sende. Biz bir yere gidemeyiz. Biz senin öğrencin olmayı seçtik. Bizim için başka bir opsiyon kalmadı. İşimizi, gücümüzü bıraktık. Ailelerimizi bıraktık. Köyümüzü, kasabamızı, mesleğimizi bıraktık. Seni izliyoruz. Çünkü yaşam sözü sende. Öğrenci bu işte. Şimdi bir de Yuhanna birinci bölüme bakalım. Yuhanna 1. bölüm 12. ayet. Yuhanna 1. bölüm 12. ayet. Ve 13'e de bakacağız. Diyor ki kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi ya da yetkisini verdi diyebiliriz. Hak için kullanılan kelime Greçel'e exousia. Aslında şey ifade ediyor vekalet. Vekalet verdi. Onları vekil kıldı. Tanrının çocukları olarak vekil kıldı. Yani tanrıyı temsil eden kişi birisine vekalet verdiğin zaman seni temsil eder yasal olarak, doğru mu? Avukata vekalet veriyorsun, gidip yasal işlemlerini yapmak için seni temsil ediyor. Ve diyor ki adını vererek onlara adını kullanmak ve aynı onu temsil etmek için o vekaleti veriyor. Ama burada kullanılan çocuk için kelime bir önceki ayette yine nasıl Tanrı'nın çocuklarının onu büyük özlemle bekliyor diye baktığımız Romalılar 8-19. ayetten biraz farklı. Çünkü buradaki doğru çevrilmiş çocuk olarak. Çünkü Grekçesi teknon. Teknon. Huyos değil. Biri oğul, biri çocuk. Bu yüzden ikisi de çocuk olarak Türkçe'de yeni çevirdi olmasına rağmen kitab-ı mukaddese gidip bakacak olursak biri oğul, diğeri çocuk diyor. Çünkü oğul ve çocuk arasında bir fark olduğunu kutsal kitapta göreceğiz. Bu kelime teknon bakın ne diyor 13. ayet. Onlar ne kandan ne bedenden ne insan isteğinden doğdular tersine tanrıdan doğdular. Ve Teknon kelimesinde vurgulanan, Grekçe'de doğurmak, doğum ifade ediliyor. Tanrıdan doğan tanrının çocuğu Teknon. Bu kelime tamamen doğum gerçeğini içeren ama ilişki Özellikle benzeyiş, karakter ve nitelik açısından benzeyiş ifade etmeyen bir kelime doğum ifade ediyor. Şimdi belki diyeceksin. Bunu size güzel bir örnekle açıklayayım. Diyelim bir çift dünyaya bir çocuk getirdi. Tamam mı? Bu çocuk tabii ki doğal olarak değil mi? Anne babasına benzeyecektir. Doğru mu? Fiziksel olarak dış görünüşü anne babaya benzeyecektir. Çünkü onlar aracılığıyla dünyaya geldi. Diyelim bu çift bu çocuğu dünyaya getirdi. Ama diyelim bu ebeveynler bu çocuğu, çocukları olmayan başka bir çifte yetiştirmeleri için evlatlık olarak verdiler. Ve aradan yıllar geçiyor. 20 25 30 yıl. Ve bu çocuk büyüyor, bir yetişkin oluyor. Ve yıllar sonra bu çocuk ne kadar onu doğuran anne babasına da benzese onu yetiştiren anne babası gibi olacaktır. Nitelik açısından, karakter açısından, kültür açısından, görüş açısından, düşünce açısından, davranışlar açısından. Neden? Çünkü ilişki aktarım ilişkiyle gerçekleşir. Birine bir şey aktaracaksan ilişki gerekiyor. O i̇lişkiden kaynaklı olarak o çocuk şekillenecek onu doğuran anne baba ne kadar dış görünüşünde onlara benzeyecek olsa da içinde içsel yapısında yetiş nasıl yetiştirildiyse onun gibi olacak. Neden? Çünkü anne babanı onu, onu evlat aldı. Evlat edindi ve yetiştirdi. Ve Tanrı sözüne baktığımız zaman Tanrı'nın bizi evlatlar evlatlık olarak aldığını görüyoruz. Ne kadar benlikte anne babamıza da benzesek göksel baba bizleri oğullar olarak yetiştirmek istiyor. Yeniden doğduk, Tanrı'nın çocuğu olduk ama bu yetkinlik ifade etmiyor. Çünkü çoğumuz biliyoruz değil mi? İsa Mesih'e iman edip de yıllar sonra hala bebek imanlı olan insanlar olabiliyor değil mi? Hiç Rab'de büyümemiş, ruhsal olarak gelişmemiş insan çok olabiliyor. O ben 25 yıllık imanlıyım bir şey ifade etmiyor. Ben 25 yıllık imanlı olup da kilisede bir senede onlardan çok daha 25 yıllık imanlıyım diyenlerden çok daha olgunlaşan insanlar gördüm hayatımda. Çünkü bu illa zamanla olan bir şey değil. Bu olgunlaşma ilişkiyle olan bir şey. İlişkiyle olan bir şey. Ve Tanrı yeniden doğmamızı ya da ondan doğmamızı sağladıktan sonra Tanrı'nın tek non, çocukları oluyoruz. Ama Tanrı yetişmemizi, gelişmemizi, olgunlaşmamızı ve O'nun karakterini, davranışlarını, O'nun kültürünü, O'nun düşünce yapısını, O'nun doğasını, O'nun tarzını alarak O'na benzer olmamızı istiyor. ve görüyoruz ki Huyos olanlar ortaya çıkacaklar. Yaradılış onların ortaya çıkmasını özlemle arzuluyor. Teknon olanlar değil. Çocuklar değil, oğullar. Bu arada oğul derken burada kadın erkek ayrımı yok. Kadınlar da oğul çünkü oğulluk bir cinsiyet olayı değil, oğulluk bir karakter olayı. Tanrı gibi olmak. Nasıl tanrı erkek ya da kadın değilse anlıyor musunuz? Tanrı gibi olmak, oğul olmak çünkü onun özünden gelen oğul İsa Mesih. Ve bizler İsa Mesih gibi olmak üzere değiştiriliyoruz, değil mi? Ona benzemek üzere. Ve Tanrı'nın isteği bu. Onun adına iman edip Tanrı'nın çocukları olma, tek non olma hakkını alanların olgunlaşarak onun karakterine ve onun niteliklerine sahip olarak ve bu meyveleri vererek ortaya çıkması ve görünmesi. Çünkü yaratılış gerçekten acı çekiyor ve özlemle bekliyor. Tanrı'nın karakterini görmek istiyor. Çünkü Hristiyanım deyip de Tanrı'nın adına leke getiren çok insan oluyor. Yaşamlarından dolayı doğru mu? Artık Tanrı'nın adını lekelemek yerine Tanrı'nın adına yücelik getirecek yaşamlara sahip olmamız en önemlisi değil mi? Tanrı bunu istiyor. Ruhun meyvesi de Tanrı'yı gösterecek dünyaya. Sevgiyi gösterecek, sevinci gösterecek, esenliği gösterecek, sabrı gösterecek, şefkati gösterecek, sadakati gösterecek, iyiliği gösterecek. Öz denetimi gösterecek. Yumuşak huyu gösterecek. Ve sonuçta eğer Tanrı içimizde ise dünya Tanrı'yı görmeli. Benliği değil, içimizde olan Tanrı'yı görmeli. Ve içimizde olan Tanrı, içimizde yaşıyorsa İsa'nın söylediği gibi, Yuhanna 15. bölüm. Dedi, baba çok meyve vermenizle yücelecek değil mi? Bende kalın, bende sizde kalayım. O zaman çok meyve vereceksiniz. Yani aa meyve vermem, meyve vermem, meyve, vermek istiyorum. Çabalamayla olan bir şey değil bu. Bu ilişkiyle olan bir şey. Ben de kalırsanız, ben de sizde kalırsam o ilişki kuvvetli, samimi, yakın, gerçekten o kutsal, temiz ilişki aramıza devam ettiği sürece siz otomatikman meyve vereceksiniz diyor İsa. Meyve vermek, ruhun meyvesini vermek Tanrı ile olan ilişkimizin bir ürünü, bir sonucu ve bunu benliğin gücüyle iyi bir Hristiyan olma çabasıyla kimse başaramaz. Çünkü bu ruhta yaşamakla hun meyvesi, Tanrı'nın ruhunun içimizde olan etkinliğinin dışa yansıması ve Tanrı'nın ruhu ne kadar içimizde çalışabiliyorsa o kadar dışa yansıyacaktır. Tanrı'nın ruhu içimizde bu kadar çalışabiliyorsa bu kadar meyve olacak bu kadar çalışıyorsa bu kadar meyve olacak. Bu orantı Tanrı'nın ruhuna ne kadar teslim olduğumuz, Tanrı'nın ruhunu hayatımıza ne kadar gerçekten egemen olduğuna bağlı. Çünkü bir kişi İsa Mesih'e iman edip de Tanrı'nın ruhuna hayatına egemen olmasına izin vermeyebilir. Ve benlikte yaşamaya devam edebilir. O tohum içinde Tanrı'nın çocuğu oldu. Ölümsüz tohumdan yeniden doğdu. Petrus öyle diyor. Ölümsüz bir tohumdan yeniden doğmanız sağlandı. Tohum içinde ama henüz meyve çıkmıyor. Neden? Çünkü o meyve, o tohum gelişip meyve ve olgunluğa erişemiyor. O kişi onu geliştirmeye çalışmıyorsa, teslim olmuyorsa, Tanrı'ya yer vermiyorsa. Şimdi ortaya çıkacak olanlar huyoslar, Tanrı'nın oğulları. Bu bir nitelik ve başka bir deyişle tanrının oğulları olarak tanınacaklar. Sadece yeniden doğmuş olan kişiler değil. Onları evlat edinmiş olan göksel baba tanrının özünü, doğasını ve karakterini yansıtanlar olarak. Kaçınız gerçekten böyle olmak istiyor? Tanrının karakterini, özünü, niteliklerini bütün dünyaya yansıtmak istiyor. İmanlılar olarak bu bizim için büyük bir arzu olmalı. Yaradılış bile bunu özlemliyorsa biz bunu yaratılıştan daha da çok özlemlemeliyiz. Amin. Tabii ki maalesef dediğim gibi her yeniden doğmuş olan kişi hatta ruhla dolmuş bile olan kişi bir teknon Tanrı'nın oğlu Huyos standardına yükselmiyor. Bu etiketlerle olan bir şey değil. Aa ama ben Hristiyanım demek yeterli kalmıyor. Aradaki fark nedir? Olgunluk. Olgunluk. Olgun olmayan meyveyi yediğin zaman tadı acı gelir. Ah oh dersin. Henüz olgun olmamış bu. Olgun olması lazım değil mi? O meyvenin gerçekten tadı olması için. Ve hayatımız tat verecekse olgunlaşmak bunun önemli parçası. İyi bir Hristiyan olmaya çalışmak, kiliseye gitmek, hizmet etmek, görev yapmaya çalışmak vesaire ne kadar iyi şeyler olsa da iyi işler olsa da yeterli değildir. Çünkü biz nasıl iyi işlerle kurtulmuyorsak iyi işlerle de sonuçta olgunlaşmıyoruz. Bizim kendi çabamızla yaptığımız iyi işlerle Tanrı'nın hizmetinde, Onun isteğine uygun yaptığımız şeyler sorumluluk alarak yerine getirdiğimiz şeyler olgunlaşmamızda katkısı olacak önemli şeyler ama yeterli şeyler değil. Çünkü bu ruhsal bir olay ilişkiden kaynaklı. Birçok kişi bir zaman sonra Tanrı olan ilişkisini bırakarak sadece hizmette çalışmaya devam ediyor hizmette çalışıyor çalışıyor ama Tanrı olan ilişkisi çoktan bitmiş. pastörlük yapıyor, hizmet ediyor, etrafı dolaşıyor, vaaz ediyor, müjdeyi duyuruyor ama kendisinin Tanrı olan ilişkisi çok zayıf olabiliyor. Armanları var, bunları kullanıyor ama kendisinin Tanrı olan ilişkisi çok zayıf olabiliyor. Bir pastör olabiliyor ama kutsal kitabı tek açtığı zaman mesaj hazırlamak için oluyorsa, vaaz hazırlamak için oluyorsa büyük bir sorun var demektir. Kendi ilişkisi için Pastörlüğü bir kenara koy. Pastör olmasa o zaman demek hiç kutsal kitabı açmayacak mı? Evet. İyi bir pastör olabilir ama kötü bir Hristiyan olabilir. <laughs> İlişki açısından. Ama zaten olmaz. Yani ilk önce bir kere sağlam bir Hristiyan, sağlıklı diyeyim, iyi kötü kelimesini kullanmak yerine yani sağlıklı diyeyim, sağlıklı ve sağlam bir Hristiyansa o zaman sağlıklı ve sağlam bir pastör olabilir. Şimdi o zaman Tanrı'nın oğulları olarak fark ediliyorlar mı sorusunu sormak lazım. Eğer edilmiyorlarsa tüm dindarlıkları boştur. Çünkü Tanrı'nın doğasını ve karakterini dünyaya yansıtmıyorlardır. Tanrı'yla bu yakın ilişkiyi geliştirmek için gereken de bir bedel var. Yalnızca içimizde yaşayan kutsal ruhun güçlendirdiği Tanrı ile olan kişisel ve yakın bir ilişki sayesinde ruhsal olarak büyüyebiliriz ve ruhun meyvesini ve Tanrı'nın karakterini hayatımızda geliştirmeye devam edebiliriz. Romalılar 8. bölüme gidelim tekrar. 14. ayete bakmak istiyorum. Romalılar 8. bölüm 14. ayet. Tanrının oğulları bizler için tanımlanıyor. Güzel bir bakış açısıyla. Diyor ki Tanrının ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrının oğullarıdır. Huyos. Tanrının çocuğu olmak var ama bir de Tanrının ruhuyla yönetilerek yaşamak var. Onlar oğullar. Onlar yetkin olanlar ortaya çıkacak olanlar Tanrı'nın ruhuyla yönetilenler. Ruhla yönetilmek nedir diyecek olursak genelde aklımıza ilk gelen ruhla yönetilmek Tanrı'nın sesini işitmek diye düşünüyoruz. Ruhla yönetilmek yalnız Tanrı'nın sesini işitebilmek değildir. Çünkü bunu düşündüğümüzde genelde şöyle bir resim önümüze çıkıyor işte Ş şöyle bir kardeşi düşünüyoruz. Tanrı'dan şöyle ya da böyle yapması gerektiğini işittiğini söyleyen birisi. Rab bana konuştu, bunu yapmamı söyledi. Rab bana gösterdi, bunu yapacağım. Rab bana şunu gösterdi, Rab bana bunu gösterdi. Ve düşünüyoruz ki, vay canına. Tanrı'nın sesini işitiyor. <laughs> böyle bir resim görüyoruz. Ve ondan sonra düşünüyoruz ki işte bu kişi Tanrı'dan işittiği için itaat edebilir. Buna göre de itaat ederekten hareket eden bir kişi olarak bu resmi genelde bu resme sahip oluyoruz. Ama Tanrının ruhuyla yönetilmek sadece bundan ibaret değildir. Ruhla yönetilmek Tanrının doğası ve karakteriyle yönlenmek demektir. İki katlı bir anlamı var Tanrının ruhuyla yönetilmek. Birincisi evet doğru Tanrı'dan talimat, yönlendirme almak. Ama ikincisi ise İsa'nın ruhunda ya da karakterinde Tanrı'nın isteğini yerine getirmek. Şimdi ne demek bu? Çünkü bazen insanlar Tanrı'dan işitiyor ama yanlış ruhta itaat ediyorlar. Hmm. Diyor ki, "O diyor Rab bana şöyle gösterdi." Ve doğru, hakikaten Rab öyle gösterdi. Ya da "Rab bana böyle söyledi." Evet, doğru öyle söyledi." diyorlar ama Ondan sonra Tanrı'nın onlara gösterdiği yapma, yapma, gösterdiği şey yapmaya çalışırken diğer insanlara kaba davranıyorlar, sevgisizce davranabiliyorlar. İnsanlarla olan iş, ilişkilerini ihmal ediyorlar. Sadece Tanrı'ya itaat etme pahasına benlikte hareket etmeye çalışıyorlar. Örneğin Musa. Küçükten beri bilmiyor muydu sizce Tanrı'nın halkını Mısır'daki tutsaklıktan, kölelikten kurtaracağını? biliyordu. Hatta bunu yapmaya çalıştı. Birkaç Mısırlıyı bile öldürdü bunu yapmaya çalışırken. Ve kaçmak zorunda kaldı. Ve 40 yıl çölde o kendi benliği ve kendi çabası ölene kadar da meyve veremedi. Hı hı. Paulus iman ettikten sonra gitti Tanrı'nın sözünü duyurmaya çalıştı ve onu saklamak zorunda kaldılar değil mi? Yıllar sonra tekrar ortaya çıktı. Barnabas geldi, onu buldu ve çıkardı ve ondan sonra meyve vermeye başladı. Marcos, Paulus ve Barnaba ile birlikte yolculuğa çıkmıştı değil mi? Kıbrıs'ta onları terk etti, geri döndü. Hatta öyle bir sorun çıktı ki Paulus ve Barnaba arasında ayrılmak zorunda kaldılar. Daha sonra ama daha sonra ta hapisteki mektuplarında hatta en son yazdığı mektuplarda Paulus Markus için sonunda bana faydalı oldu diyor. Demek ki değişti Markus. O genç Markus en sonunda değişti. Faydasız olan Markus en sonunda faydalı olabilecek, meyve veren bir konuma geldi. Tanrının isteği miydi Markus'un onlarla yolculuğa çık yolculuğa çıkması? Evet çıkmış ki ama Tanrının isteği onun geri dönmesi değildi. Kalabilirdi ama işi uzattı. Hatta Markus İncilini yazdı ama genelde onu Petrus'un İncili olarak görüyorlar. Çünkü Markus Petrus'un öğrencisi olarak daha sonradan aslında Petrus'un ona aktardıklarını ruh aracılığıyla kaleme aldığı için Markus İncili olarak biliniyor biliniyor ama aslında Petrus'a Petrus'un öğrencisi olduğu söyleniyor daha sonradan. Şimdi yanlış ruhta hareket etmek Doğru ruhtar. Ben bir soru sormak istiyorum size. Kaçınız gerçekten bu geçen hafta olağanüstü bir görüm gördü? Dadadan! Melekler geldi size konuştu. Tanrı'nın sesini işittiniz. Gökler gürledi, yer titredi. Tanrı'dan yön aldınız. Böyle bunu her gün yaşayan var mı? Bunlar öyle her gün olan şeyler değil. Hatta bunlar belki bazı insan hayatında hiç olmayabilir. Birkaç kere olabilir böyle görkemli yönlendirmeler, görüm görmek, göğe çıkmak, Rab konuştu, İsa'yı gördün. Bunlar her gün olacak şeyler değil. Bu yüzden bunları bekleyerek, e, bunların beklentisiyle yönlendirmeyi bekliyorsak, Rabb'i çoğu zaman kaçıracağız. Günlük yaşamda, ruh tarafından yönelmek demek, sevgide, sevinçte, esenlikte hareket etmek. Bunların meyvesiyle, yaşamak ya da önümüze çıkan durumlarda bağışlamayı seçerek o sevgi meyvesini vermek. Birisi bize kaba davrandığı zaman alçak gönlü olup nezaketle yanıt vermek, evet. ruhun meyvesini göstermek. Yani bunlar için böyle gökten gürleyen bir ses, ses işitmemiz gerekmiyor. Ya da dua edip de yani ne bileyim işte <laughs> Ben bugün sabah giyinirken gidip de dolabımın önünde durup da o rabbaba şandala bara ki o bana konuş hangi takım elbisesi giyeyim mavi mi siyah mı kahverengi mi hı hmm. hani evet. inanır mısınız ya ben şimdi bu gerçek bir seferinde yemeğe oturduk bir seferinde bir e... <laughs> yıllar önce bu Amerika'da oldu öğle yemeğine oturuyoruz birkaç imanlı bir tane imanlı kardeş var menüye bakıyor. Oh, Rab bana konuş ne yemeliyim? Bu ruhsallık değil. Anlıyor musunuz? Yani bu tür şeylerde <laughs> kusuru tarafından yöneltilmek ne olabilir? Ne seviyorsan onu ye. Zarar vermeyecek bir şekilde. Amin. Yani sağlıklı yediğin sürece <laughs> Değil mi canım? Ne istiyorsa onu ye. İlla ruhun sana konuşması gerekmiyor. Hmm, ne yemem lazım Rab? Bana göster. Ne giymem lazım bugün? Bana göster Rab. Yani bu türlerde Tanrı'nın sesini ille işitmemiz gerekmiyor. Anlıyor musunuz? Orada esenlik içinde yiyorsan kardeşlerinle, o zaman ruhun ruhtasın. Yemek yerken tartışıp kavga ediyorsan ruhta değilsin. Süleyman Özdeşleri ne diyor? Esenlikle yenen bir lokma bile çekişmede olan ziyafetten daha iyidir. <laughs> yani bunlar basit ilkeler. Ama ne oluyor? Bazen insanlar böyle süper ruhsal olmaya kalkıyorlar. Rab, hmm, bugün kiliseye gitmeli miyim? Gitmemeli miyim? Hmm, konuş bana. Hiçbir şey duymuyor ondan sonra. Rab bana konuşmadı. Herhalde gitmeyeceğim. Ve Tam çocuksu şeyler bunlar. Olgunlaşan bir imanın için artık bu soruyu sormak bile gerekmiyor. Pazar günü ben kiliseye gideceğim. Doğru mu? Ben bugün hiç gideyim mi gitmeyeyim mi diye düşünmedim. Gideyim mi gitmeyeyim mi diye düşünen oldu mu? Olmuş ki burada değiller. <laughs> Bunu düşünmeyenler geldi. Çünkü bu ruhun meyvesi, bağlılık, sadakat. Ben sadığım gideceğim, tapınacağım, kardeşlerle birlikte olacağım. Dua edeceğim, ondalımı vereceğim, sunumu vereceğim. Tanrı sözünü işiteceğim, öğrenmek istiyorum, gelişmek istiyorum, büyümek istiyorum. Bu artık bunu her gün sorgulamaya gerek yok değil mi? Bu, bu olgunluk seviyesine gelmek bir insan için. Ruhun meyvesi bu, bir bağlılık, bir sadakat. Kiliseme bağlayayım, orada olacağım, yerimi alacağım. Görevim varsa hizmet edeceğim. Bugün kamerada olması gereken birisi vardı, yok. Kardeş sor, Diğer kardeş sordu, e, geliyor mu? Gel, gelmiyor herhalde, yok. Tamam ne oldu? Diğer sadık kardeş kameranın arkasına geçti. Her zaman yaptığı gibi Ayberk yine üç buçuk saat orada ayaklarının üstünde kardeş. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Ve bu kardeş daha bir, bir buçuk senelik imanlı. Ama gıkı çıkmadan yapıyor. Bu arada Rab sana söylememi istedi. Dün sınavı geçtin. Dün sınavı geçtin. Biliyorsun ne dediğimi, değil mi? Tamam pastor, oradayım gerekiyorsa dedi ama gerekmedi. Sınavı geçtin. Rab bana konuştu ve dedi ki ona söyle sınavı geçti. Amin. Ama kaç kişi sınavdan kalıyor? Bu ufak ruhun ufak dürtülerinde, ruhun ufak yönlendirmelerinde. İnsanlar büyük yönlendirmeler bekliyorlar ama küçük yönlendirmeleri değerlendirmiyorlar. Küçük yönlendirmeleri değerlendirmezsek küçük fırsatlarda hiç tanımadığımız kişinin yanından geçerken kapıyı tutup da gülümseyerek "Buyurun geçin." diyemiyorsak o zaman ruhun meyvesi nerede? Kapıdan geçip de o kapıyı arkamızdan gelen insanın suratına çarpması için fırsat veriyorsak nasıl bir imanlıyız o zaman? Ruhun meyvesi nerede? En basit nezaket, en basit sevgi, şefkat gösterisi, iyilik. Basit bir iyilik. Birisinin kapı, birine kapı açmak, birine buyurun geçin demek ya da nasılsınız demek, gülümsemek. Geçen hafta sürekli vurguladığı gibi Mark kardeşin gülümseyin, girdiğiniz her yerde gülümseyin. Ne kadar basit bir mesajdı ama ne kadar önemli bir mesaj. Gülümseyin. Yüzünüz parlasın. Sevinç meyvesi yüzünüzde olsun. Asık suratlı, imanlı olmayın. Ve ben bir şey söyleyeyim mi size? Ruhun meyvesi nasıl bir şey biliyor musunuz? Mıknatıs gibi. Ruhun meyvesi insanları size çeker. Ruhun meyvesi lütuf bulmanızı sağlar. Ruhun meyvesi her zaman sizin ön sıraya geçmenizi sağlar. Diyelim otobüse bindiniz, sizi yanlış yere oturttular, uçağa bindiniz, bir sorun çıktı. Gidip orada işte uçaktaki görevliyle tartışarak, kavga ederek bir yere varacağınızı sanıyor musunuz? Belki tartışarak, kavga ederek, bir şeyler empoze ederek en sonunda istediğiniz yere oturabilirsiniz ama kaybedersiniz. Koltuğu kazanırsınız ama karakterinizi kaybedersiniz. Ama oraya gidip de güler yüzlü bir şekilde, tebessümle bir sorun varsa bunu açıklayarak, yardım rica ederek konuşmakla ne kadar çok daha farklı bir şekilde çözüm sağlayabilirsiniz değil mi? O yüzden bunlar hep seçimler, günlük seçimler. Şimdi, Tanrı'nın ruhuyla yöneltilmek diyoruz. Bir şeyler alıyor musunuz bundan? Evet. Devam edelim mi? Devam. Bir sayfa daha var notlarımda. Hala aslında temele değiniyoruz. Birazcık burada ruh meyvesini tanımlamaya çalışıyoruz. Çocuklardan oğullar olmaya geçmek. Buna bakıyoruz. Bu önemli bir konu. Aynı zamanda olgunlaşmak meyve. Ama bu seyredeki amacım gerçekten pratik anlamda günlük olarak ruhun meyvesini geliştirebilecek ve geliştirmeye devam eden imanlar olma anlayışına ve gayretine sahip olmamız çünkü bu bir günde olan bir şey değil. Bir yatıp kalkıp ertesi gün bir anda süper karakterli kimse uyanmayacaktır. Onu bilin. Karakter günlük şeylerle, günlük küçük savaşlar mücadeleler üzerinde zafer kazanarak gelişir karakter. Amin. Küçük tilkiler diyor bağı bozar. Ve o küçük şeyler üzerindeki zaferler karakterin gelişmesine sebep olur. Küçük tavizler karaktere zarar verir. O yüzden hiçbir zaman küçük bir yalandı diye düşünmeyelim. Küçük veya büyük bir yalan yok. Küçük yalan da büyük yalan da insanın karakterini zedeler, insanın karakterini çürütür. Evet. Um, bunun için ilişkiler önemli. Oğullara dönüşmek. Peki diyeceksiniz. Peki tamam pastor. Nasıl oğula, oğul olacağım? Tanrı her bir çocuğunun karakterinin bir dönüşüm sürecinden geçerek biricik oğlu İsa'nın karakterine benzemesini arzuluyor. Özellikle bu konuya Romalılar 8:29'da göreceğimiz ayetle değinebiliriz. Romalar 8.29 diyor ki, Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Tanrı seni niye seçti ve kurtardı? Oğlunun benzerliğine, onun karakterine, onun niteliklerine dönüştürmek üzere seni belirledi. Haleluya. Söyleyebilir misiniz? Tanrı beni önceden bildi, oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere beni önceden belirledi ve diyor ki bakın öyle ki oğul birçok kardeş teknon arasında ilk doğan olsun, doğuşunla birlikte tek nonsun. Tanrının çocuğu olma hakkına sahipsin ama. Tanrı'nın çocuğu olmak var, bir de Tanrı'nın oğlu olmak var. Mesela İsa bir örnek verdi değil mi? O müsrif oğul benzetmesi. O adamın oğluydu, çocuğuydu ve dedi ki mirasımı bana ver ben gidiyorum. Evi terk edip gitti değil mi? Bütün mirasını çarçur etti, elde kaldı sıfır. En sonunda domuzların pisliğini yiyecek konumdaydı. O zaman aklı başına geldi dedi ki babamın evine geri döneyim. Orada uşaklarım bile Babamın uşakları bile benden daha iyi durumda. Ve tövbe etti ve babasının yanına o ilişkiye geri döndüğü zaman baba koştu ve onu kucakladı. Ve ona esbabını giydirdi, yüzüğü taktı ve dedi ki besili danayı kesin. Kayıp olan oğlum geri döndü. Oğul olmak için ilişki lazım. Kendi başına gitti ve her şeyini kaybetti. Bu yüzden diyor ki çocuğumsan hatta e, İbraniler 12. bölümde de buna bir bakalım İbraniler 12'ye. Şu ayet önemli bir, bir bir bölüm var okumak istediğim İbraniler 12. Bakın ne diyor? Beşinci ayet, İbrahimler 12 ve 5. Size oğullar diye seslenen şu öğüdü de unuttunuz. Oğlum, Rabbin terbiye edişini hafife alma. Rab seni azalayınca cesaretini yitirme. Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder. Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır, terbiye eder. Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Biricik oğlunu bile çarmıhtaki ölüme teslim etti bizi kurtarmak için. Günahın bedelini ödemesi için. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? Bakın sonra ne diyor? Herkesin gördüğü terbiye eden yoksulsanız oğullar değil. Yasa dışı evlatlarsınız. Yasa dışı teknonsunuz. Huyos değil, yasa dışı teknonsunuz diyor. Terbiyi kabul etmezsin. Çünkü olgunlaşamazsın. Büyüyemezsin, gelişemezsin. Ve Rabbin terbiyesini kabul etmeyen imanlı, benliğin terbiyesini kabul etmeyen imanlı olgunlaşamaz. Amin. Artık teknon olarak kalmak değil de huyos olup oğullar olalım değil mi? Parmağını hemen ağlayan bebekler olmayı bırakıp olgunlaşmada ilerlememiz lazım. Bir günde olacak bir şey değil bu. Karakter bir günde gelişmiyor. Mümkün değil. Amin. Ama günlük zaferlerle gelişmeye devam ediyor. Notlarıma geri döneyim. Şimdi <laughs> Göksel Baba ha pardon Romalar 829 okumuştu. Bir de Efesler 1.5'e bakalım. Efesler 1 -5. kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Yani o ilişkide kalarak, olgunlaşarak, ona benzeyerek, onun karakteri ve onun niteliklerine sahip olmamız ve ruhun meyvesini vermemiz için bizi belirledi. Bu ayet bunu ifade ediyor. Şimdi o oğulluğu daha da iyi anlayınca Tanrı'nın ne söylemek istediğini çok daha iyi görebiliyoruz bunun açılımında değil mi? Göksel Baba evlat edindiği çocukların biricik oğlu İsa'nın benzeyişinde olmak üzere dönüşmelerini arzular. İsa'nın benzeyişine dönüşmek demek onun şekline, benzerliğine, itibarına ve karakterine benzemek. İsa gibi olmak, İsa gibi davranmak, İsa gibi düşünmek, İsa gibi konuşmak, İsa gibi hareket etmek. Tanrı'nın bütün çocukları biricik oğlu İsa'nın karakteri ve benzeşine dönüştüğü zaman ruh tarafından yöneltildikleri ve Tanrı'nın oğulları oldukları belirgin olarak açığa çıkacaktır. İşte tüm yaratılış bu görkemli günün ortaya çıkmasını bekliyor. Çünkü dünya gerçekten aç. Dünya sevgiye aç, sevince aç, esenliğe aç, iyiliğe, şefkate aç. Acımasız bir dünya, sevgisiz bir dünya aç. İnsanlar aslında aç. Ve bizler İsa'yı sadece mucizelerle ve şifayla değil Tanrı'nın karakteriyle gösterirsek daha da etkili olacağız. Çok meşhur bir e, Tanrı adamı dünyanın birçok ulusuna müjde misyonu için gençleri yetiştirip gönderiyor. Geçen yüzyılda birçok ulusa bu insanları gönderiyor ve gençlere diyor ki gidin müjdeyi duyurun gerekirse sözcükler kullanın. Ve Paulus diyor ki sizler mektupsunuz. Biliyor musunuz? Birçok insan için siz okuyacakları tek incilsiniz, tek kutsal kitapsınız. Sizi okuyor, Hayatınızı okuyorlar. Ben böyleydim. İki yıl okudum. İki yıl boyunca bazen İki ayda bir gidiyordum bazen ayda bir ama kiliseye giderken okudum. Ve tabii ki kutsal kitaptan hani ayetleri işitiyordum vaazlar falan ama ilk defa kutsal kitabı gerçekten açıp kendim uzun uzun okumaya başladığım gün iman ettiğim, yeniden doğduğum gündü. Ondan önce birçok insanı okudum. Hatta işte kilisenin pikniğe ne davet ediyorlardı gidiyordum. 30-40 tane genç var. Okuyordum. Bunda var. Bunda yok. Bilmiyordum o var yok dediğim neydi ama... Hele bir tane bir, bir çocuk vardı, bir, bir genç. Hayran kalıyordum baktığım zaman. Söyleyemezdim, gururumdan söylemiyordum ama... <laughs> kibirimden, gururumdan söyleyemiyordum. Gelip sordukları zaman... Elhamdülillah Müslüman'ın tavırları takınıyordum ama... <laughs> baktığım zaman hayran kalıyordum. Bunun gibi olmak istiyorum. Ne varsa bu çocukta, o parıltı... O esenlik, neyse o güven o bir cesaret onu istiyorum diye düşünüyordum. Neydi o gördüğüm onda? Meyveyi görüyordum. Diğerleri de konuşuyordu ama her türlü haltı işliyordu. <laughs> ama o çocuk farklıydı. Ve onun gibi birkaç tane vardı. Hatta bir tanesini bir gün gittim sordum dedim ki yani hep bahsediyorlar cennetten. Hani sen Hristiyansın değil mi? Evet iyi vaftiz oldum. Evet, evet. Kaç senedir kilisenin üyesisin? 3-4 senedir kilisenin dedim. Şu anda ölsen peki sen cennete gideceğine emin misin? Çocuk bana hayır dedi. Dedim yani işte o zaman burada bir sorun var yani. Niye bu çocuk emin değil? Bilmiyorum yani hayatının o kadar iyi bilmiyorum. Ondan sonra da çok fazla tanımadım ama bir şeyler var ki emin değil. Ama öbür çocuk öyle bir emindi ki hatta bana konuşurken öyle emindi ki diyordum ben de böyle olmak istiyorum. Ama tabii gururundan yüzüne söylemiyordum. Senin gibi olmak istiyorum. Bana gösterir misin yolu diye ama o meyveyi tadıyordum ve arzuluyordum. Özlem. Diyor ki yaratılış özlemle arzuluyor. O meyveyi tatmak istiyor artık. Hristiyan diyenlerde o meyveyi tatmak istiyor. Çünkü Hristiyan deyip o kadar sahtekar, o kadar ikiyüzlü, o kadar boş adam görmüşler ki kilise temsil eden İsa Mesih'in kilisesi diye öyle bir şey görüyorlar ki sadece dindarlık ve insanlar itici buluyor bunu. Ama o meyveyi tattıkları zaman ne kadar güzel, taze, ferahlatıcı bir şey bu. Bunu arzuluyorum. Ve biz böyle insanlar olmalıyız. İnsanlar o meyveyi tatmalı bizde. Ve baba da bunu istiyor, oğullar olmamızı. O meyve veren ve tadılacak. Tadıldığı zaman Hı, acı, ekşi, iyi değil de tatlı, Hı, çekici, güzel kokan insanlar olmamızı istiyor. Yaşam kokusu olmamızı istiyor insanlar için. Amin. Peki İsa'nın karakterini hayatımıza nasıl geliştireceğiz? Bana bir 10-15 dakika daha verirseniz bunu paylaşacağım. İsa'nın karakterini geliştirmek, onun yaşamında açıkça görülen aynı meyveleri geliştirmekle aynı şey. İsa'nın karakterini geliştirmek. İsa'nın hayatına baktığımız zaman ruhun meyvesini onda görüyoruz. Tüm doluluğuyla görüyoruz. Ruhun dokuz meyvesini, sevgiyi, sevinci, ben gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. İsa'yı böyle somurtkan, böyle bir adam gibi göstermelerini filmlerde falan. İsa öyle değildi. İsa gayet sevinçli, gayet huzurlu, gayet mutlu bir insandı. Böyle etrafta doluşup da iyileş, tövbe et diyen bir adam değildi. Hele Matta diye bir filmi yapıldı. Oradaki İsa müthiş. Matta'nın bir filmi yapılmıştı. O İsa oynuyor, dans ediyor, iyileşenlerle gülüyor, sarılıyor, öpüyor. Kızım diyor, imanın seni kurtardı. Kızım, imanın seni kurtardı demiyor. Gıcık kapıyorum öyle İsa'lara. Öyle değil İsa. İsa öyle biri değil. Öyle dindar, ferisi gibi bir tip değildi İsa. Amin. İnsanları sevdi, dokundu, şefkatli, acıdı diyor onlara, ağladı. Sarıldı, öptü, Sevinç, sevinçle doldu. İsa sevinçle doldu, zıpladı diyor. Öğrenciler döndüğü zaman. Yani İsa, İsa ruhun meyvesini tüm doluluğuyla gösterdi. <laughs> Amin. Öyle küçük, dindar bir tip değildi. Amin. O yüzden İsa'yı olduğu gibi görmemiz lazım. O yüzden dua edelim. Rab, ruhsal gözlerimi aç ki İsa Mesih'i gerçekten olduğu gibi görebileyim. O dindar gözlükleri çıkar. Dünyanın ve o farklı tecrübelerin benim bana koyduğu yerleri çıkart ki Rab, gerçekten Rab İsa seni olduğun gibi görebileyim. Amin. Şimdi dışsal belirti yani meyve bu önemli bir konu. İçsel doğayı karakteri yansıtır gösterir. Matta 7. bölümde İsa diyor ki 15. ayette sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşılar dış görünüş kuzu. Ama içinde diyor özde, özde, içinde, karakterinde yırtıcı kurtlardır. Dış görüntü başka, iç başka. Ama diyor ki onları meyvelerinden tanıyacaksın. Ne kadar dışında örtmeye çalışsa da eninde sonunda içinde ne varsa ortaya çıkar. Onu söylemeye çalışıyor. Onları meyvelerinden tanıyacaksın. Onları nasıl tanıyacaksın? Meyveden tanıyacaksın. Hangi meyve? Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, özdenetim, yumuşak huyluluk, ruhun meyveleri. Tanrı hizmetkarı olduğunu söylüyorlar. Çünkü peygamber diyor. Peygamber kelimesini orada takılmayalım. Başka şey de koyabiliriz oraya. Tanrı hizmetkarı olduğunu söyleyip de kuzu, kuzu postunda olup da içinde özünde karakteri olmayan karakter, tanrısal karakteri olmayan kişiler. Onları meyvelerinden tanıyacaksın. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? 20. ayet diyor ki böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksın. Yani onları meyvelerinden tanıyacaksın. Şimdi. Hangi meyve? Şu insanlar anlamıyor. Hangi meyve diye düşünüyor. E mucizeler yapıyor baksana. İnsanlar iyileşiyor, şifa alıyor ama hangi meyve? Ruhun meyvesi. Ruhun meyvesinden tanıyacaksın. İsa'nın kastettiği meyve bu. Amin. Bazen insanlar yazıyor. Geçenlerde yaşadım bunu. Çok ilginç. Bir bayan diyor ki, beş senedir sizi Kanal Hayat'ta izliyorum. İzliyordum. <laughs> Hayatımı değiştir. Öğretleriniz çok harika, çok güzel. Ama geçenlerde ilk defa kilisenizi izledim. Sen insanları üflüyorsun, kahkalar atıyorlar. Böyle şey olur mu? Artık sizi izlemeyeceğim. Siz sahte peygambersiniz. Nasıl bir meyve bu? Ha. Kadın yere düştü. Böyle şey olur mu? Ha. Şimdi. Bu meyve mi? Belirti, ruhun belirtisi ama meyve ne olabilir? Kalktıktan sonra o kadının içinde olan hakkında konuşalım bakalım. Anlıyor musunuz? Bir kere sevinçle doldu. Ben üflediğim zaman çıldırıp birilerini ısırmaya kalksaydı Tamam belki cin vardı içinde deriz ama. Ama sevinçle dolduysa o zaman meyve görülüyor. Hangi meyve? Yere düşme meyve değil. Sevinç meyve. Yanlış şeye bakıyorsun. Problem o işte. Ama insanlar bu anlayışa sahip değiller. Sen beş senede beni izlediğini söylüyorsun. Öğretlerimi çok seviyorsun. Hayatın değişiyor. O zaman problem ne? Bir insan toplantıda yere düştü üflediğin zaman diye artık seni izlemeyeceğim. Benim diye onun kaybı olacak bu. Ama o bayan sevinçle doldu. Kahkaha atılır mı kilisede? E sevinç? Sevinç ruhun meyvesi. Amin. Ruhun meyvesi sevinç. Yere düşmek meyve değil. O kişinin içinde olan ve dışa yansıyan meyve. Yanlış şeye bakıyorsun. Problem o. Yanlış şeye bakıyorsun. Fiziksel olana bakıyorsun. Ruhsal olana bakman lazım. Ruhsal olan şey o sevinçle dolduğunu, yıllardır böyle gülmedim diyorsa ki öyle olmuş. Yıllardır böyle gülmedim diyor demiş kadın. Haleliyor işte ne güzel bir meyve. Buna sevinemiyorsan o zaman bir problem var. Dindarlık var sende. Ve beş senedir benim ne öğrettiğimi hala anlamamışsın sen. Ben beş senedir ne öğretiyorum programlarımda? Dindarlık öğretmiyorum. Ben beş senedir kusarun ateşinden bahsediyorum. Uyanıştan bahsediyorum. Hatta Pastor Hamdi ile kaç kere sevmiş de dolduk. E, kameramanlar neredeyse yere yıkılacaktı. Program devam edemeyecek duruma geldik. Stüdyoda normal paylaşırken. Gözümüzden yaşlar boşandı, kusarun ellerimizi uzattık, hastalar için dua ettik, cinleri kovduk. Biz beş senedir ne yapıyoruz? Kalkıp da Haleluya, Amin demiyoruz programımızda. Ben anlamıyorum gerçekten. Demek ki izliyorlar, izliyorlar, izliyorlar ama bir şey almıyorlar mı? Artık ne diyeceğim bilemiyorum. <laughs> beş senedir izliyordum, artık izlemeyeceğim. Kadına üfledin, kahkahalarla güldü. Ne kadar güzel bir şey. Ama belki. Genelde bu tür şeyleri kızanlar varsa aslında sevince en çok ihtiyacı olan insanlar. Yıllar önce bir pastör vardı. Bana geldi dedi ki, bu sevinç dedi Türkiye'de olmaz. Amerika'da olur da Türkiye'de olmaz. Allah Allah. Yo, tanrı'dandır ama Türkiye'de olmaz. Neden olmasın? Neden Türkiye'de olmasın? Ne kadar saçma bir şey. Ama biliyor musunuz o var ya, o, 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 kardeş var ya en çok sevince ihtiyacı olan tanıdığım pastördü. Sevince o kadar ihtiyacı var ki. Hatta pastörümün bir toplantısına gitti Amerika'da. Ruh da sarhoş olup yerlerde yuvarlandı, güldü 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 saatlerce ama ondan sonra biliyor Rab'den olduğunu da ama diyor kimse görmesin beni öyle bir daha. Kilisene gelenler ne durumda? Depresyon içinde. İki kere kapandı kilisesi. Ne olacak peki? Nereye gidecek bu? Sevinç. Sen o sevinci dışlayarak kutsal ruhu dışlıyorsun. Sen diyorsun ki ben kutsal meyvesi olan sevinci istemiyorum. Ha esenlik istiyorum ama sevinç olmasın. Sevgiyi alırım, sevinç kalsın diyemezsin. Çünkü bu tehlikeli bir şeydi. Hatta buna bakacağız. Şimdi biraz başka bir konuya geçtim ya ama tekrar geri dönüyorum. İsa ne dedi? Onları meyvelerinden tanıyacaksın. Yani yaptıkları mucizelerden değil. Ne kadar harika vaaz ettiklerinden değil. Ne kadar bağıra bağıra dillerle konuştuklarından değil, ne kadar ayeti ezbere bildiklerinden değil, onları karakterlerinden tanıyacaksın. Ve burada armanlar ve ruhun armanları var. 9 tane ve ruhun meyvesi var 9 tane. Bunların ikisi arasında fark olduğunu görmemiz lazım. 1. Korintliler 12'de ve Romalılar 12'de ruhun armanlarından bahsediyor. Ama meyveyi gördük, okuduk. Galatyalar 5 22 23. Armanlar verilir. Hatta diyor ki ruh bunları dağıtır dilediğine. Demek ki sana bir armağan dağıtılabilir, ona başka bir armağan dağıtılabilir. Ruh seçiyor. Armağanlar verilir, dağıtılır ama meyve geliştirilir. Meyvenin gelişmesi zaman alır. Ruh üzerine gelir, bir anda peygamberlik edebilirsin. Öyle. Sağlığın üzerine diyor, kusavru geldi ve adam hemen peygamberlik etmeye başladı. Paulus gitti, değil mi? El koydu, ee, Efes'te 12 öğrenci üzerine kusar üzerlerine indi diyor. Dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Arman anında anında aktif hale geldi. Ama karakterin gelişmesi, ruhun meyvesinin gelişmesi zaman alır. Bir süreçtir. Bir kişinin ruhun armağanlarında işlemesi o kişinin İsa'nın karakterine sahip olduğu veya ruhsal olduğu anlamına gelmez. Biri kalkıp da Rababa, şandalaba, briyandalaba diye dillerle dua diyor diye çok ruhsal bir kişi anlamına gelmiyor. O bir armağan işliyor ama karakteri illi olgun anlamına gelmiyor. Anlıyor musunuz? Bir kişi toplantıda ilk yere yıkılan kişi diye çok ruhsal olduğu anlamına da gelmiyor. Meyve, ölçüsü meyve, armağanlar değil. Ruhsallığın ve olgunluğun ölçüsü armağanlar değil, meyve. Ve sadece armağanlara odaklanırsak, karaktere odaklanmazsak çok büyük bir tehlike yaşarız. Çünkü günümüzde özellikle e, kilise dünyasında büyük bir tehlike bulunmaktadır. O da şu, özellikle ruhun armağanlarının günümüzde işlediğine inanan ve bunları uygulayan kilise çevrelerinde. İnsanlar armağanları ve yeteneklerinden dolayı çeşitli pozisyonlara yükseltiliyorlar. Ya da halkın gözünde yükseltiliyorlar. Ama bu pozisyonda, bu konuda onları tutacak karaktere sahip olmadıkları için düşüyorlar. Ve Mesih'in bedenine zarar veriyorlar. Bundan hani 3-4 sene önce Amerika'da bir şehirde bir büyük bir uyanış başladı diye duyurulmaya başladı. Televizyonlarda yayınlanıyordu. Ondan sonra e, o uyanışta işte hizmet eden adam tam o şeyin ortasında zina işledi ortaya çıktı. Ve bir sürü şeyler ortaya çıktı. Ondan sonra adamı azarlamak yerine oraya, oraya onu, çıkıp el koyup da bu Rabbin büyük bir elçisidir, uyanışıdır diye konuşan aynı adamlar 2-3 ay sonra adamı kiliselerinde vaaz ettiriyorlar. Ama ondan sonra diyorlar ki ama çok büyük bir mesaj var. Toplantılarında büyük mucizeler oluyor. İnsanlar şifa alıyor. Ve o zaman ne oluyor? Şifa ve mucizeler odaklanıyorlar ama karakter sıfır adamda. Karısını terk etmiş. Yanında çalışan kadınla yatıyor. Hatta, hatta alkolik oldu ortaya çıktı ve adam hala vaaz devam edildi. Ondan sonra ortaya çıkıp da bu yanlıştır diyen insanlar da siz yargılıyorsunuz diye. Öyle bir karışıklık oldu ki anlatamam. Karakter, mucize, şeytan mucizeleri taklit edebilir. Armağanları taklit edebilir ama meyveyi asla taklit edemez. Bu yüzden İsa diyor, doğaüstü bir belirti gördüğünüz zaman hemen kanmayın. Son günlerde değil mi sahte peygamber de doğaüstü belirtiler gösterecek. Ama sahte peygamberler sahte doğaüstü belirtiler gösteriyor diye gerçek doğaüstü belirtiler yok anlamına da gelmiyor. Ama olay şu. Onların mucizelerine bakıp da sahte öğretilerine kanmayın. Meyveye bakın. Şeytan meyveyi asla taklit edemez. Şeytan'da Zerre kadar sevgi yok. Zerre kadar zerre kadar sevinç yok. Zerre kadar sabır yok. Zerre kadar esenlik yok. İyilik yok. Kötü ve içinde şeytan varsa sonuçta ortaya çıkacak meyve odur. O yüzden mucizeler veya doğaüstü belirtiler aldatmasın. İsa'nın söylemeye çalıştığı bu karaktere bakın. Ruhun meyvesi var mı yok mu? Çünkü ruhun meyvesi o kişinin içinde kusar ruhun olduğunu ve o kişinden kusar ruhun işlediğinin kanıtıdır. Okey, insanlar to toplantılara bakıyorlar. Hayatıma bakın. Benim gelin hayatıma bakın. Mükemmel bir insan olduğumu söylemiyor ama hayatıma bakın. Karakterime bakın. Ruhun meyvesine bakın. Var mı? Aa, pastorun toplantılarında acayip şeyler oluyor. Üflüyor, insanlar yere düşüyor. Okey. O zaman gelin hayatıma. Belirtiyi beğenmeyebilirsin. Hayatıma gel bak. Gel benimle dolaş. Gel hayatıma bak. Hala aynı kadınla birlikteyim. O bile büyük bir mucize günümüzde. Adam, pastörler boşanıyor. Üçüncü, dördüncü eşinde olan pastörler var. Hala vaaz devam ediyorlar. Hayatıma bakın. Meyveye bakın. Ruhun meyvesine bakın. Karaktere bakın. Belirtilere bakmayın. Aa kadın düştü. Okay. Sonra ne oldu kalkınca? Konuşalım o zaman. Gel konuşalım. Ne oldu kalkınca? Yıllardır gülmediğim gibi güldüm. Ferahladım, rahatladım. Ha o zaman iyi bir meyve. Tamam, ruhun meyvesi. Üflediğim zaman cin üflemedim o zaman. Kutsal ruh üfledim. Çünkü cin onu rahatlatıp, ferahlatıp güldürmez. Cin onu çıldırtır, delirtir. Isırtmak ister, dövdürmek ister, öldürtmek ister. Küfrettirir. Bir seferini üfledim, bir kadın bana küfretti. Aa dedim, çık insanların içindeki cin. Cini kovduk, rahatladım hızlı bir şekilde oldu. Seni öldüreceğim dedi ısırmaya kalktı. Dört tane kardeş zor tuttular onu. Tam buradaydı. Şurada oturuyordu. Bir, on sene önce falan gittim. Rab dedi el koy. El, koy. <laughs> <laughs> Aa, ısırmaya kalktı. <laughs> Ama çıkınca da rahatladı. Böyle duruyordu. Tümen gibi. İnsanlar gelince tümenin böyle sakin sakin oturduğunu görünce korktular. Niye korktular anlamıyorum. Korktular. Kendini kesen, parçalayan zincirler bulmuş. Adam sakin sakin aklı yerinde oturuyordu. Ruhun meyvesi esenlik var. Adam huzurlu, mutlu, rahat. Ondan bir kare önce İsa cinlere domuzların içine gidin dediği zaman bu domuzlar çıldırarak gölün içine atıldılar. Onu gören derdi nasıl bir şey bu, nasıl bir belirti. İsa'yı o zaman sahte peygamber derlerdi herhalde. Ama sonucu neydi? Adam huzur ve esenlik içinde oturuyor. Ruhun meyvesi var adın hayatında. Onları meyvelerinden tanıyacaksın. Belirtilerinden değil, meyvelerinden. Problem ne? İnsanlar belirtilere bakıyor. Ruhun belirtilerine ona takılıyorlar. Meyveye bakalım ruhun dokunduğu insanın hayatında ne oluyor? Bugün burada kutsal ruh işledi. Birkaç kişi için dua ettik, el koyduk. Bazı insanlar ruhun gücüyle yere yıkıldılar. Okey. Kim, elinizi gö Rab kime dokundu burada bugün? Rab kime dokundu elinizi göreyim. Peki, dokunuşunun sonucu, meyvesi iyi miydi? İyiydiyse elinizi, elinizi göreyim, sallayayım. Rab dokununca Meyve iyi miydi? Elinizi göreyim. Okay. Rab keşke dokunmasaydı. Dokunduğundan, dokunduğundan sonra daha kötüyüm diyen var mı? İyi ki dokundu. Okey tamam. Elleri görüyor musunuz? Kamerada görsün şu elleri bak. Bu yüzden bir daha işte ah, kadın yere düştü. Üfledin yere düştü, ne biçim şey bu demeden de, demeden önce belirtiye bakmak yerine meyveye bakalım. Çünkü aynı kadın kalktı ve tanıklığını verdi. Yıllardır böyle gülmemiştim, içim rahatladı. O zaman iyi bir meyve. Belirtiye bakma, meyveye bak. İsa da bunu söylemeye çalışıyor. Çünkü belirtiye odaklanırsan bir gün öyle bir adam çıkar ki büyük mucizeler yapar, herkes onu takip etmeye başlar cehennemin dibine kadar. O yüzden... Karakter önemli. Tanrı'nın adına yücelik getirmek yerine Tanrı'nın adına utanç getirmeyelim. Meyveyle olacak bu. Markos 4.26 Sonra İsa şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliği toprağa tohum saçan adama benzer. Gece olur, uyur, gündüz olur, kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez. Tohum filizlenir. Gelişir. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. Bir süreç var. Ürün olgunlaşınca ya da meyve olgunlaşınca koparırsın. Ürün olgunlaşınca adam hemen orağı vurur çünkü biçim vakti gelmiştir. Ürünün yani meyvenin olgunlaşması zaman alır ve bir süreçtir. Bunun bazı yasaları var. Meyve her zaman tohumla başlar. Biz de ölümsüz bir tohumla yeniden doğduk. Ruhun meyvesinin tohumu yeniden doğduğumuz zaman içimize ekildi ama olgunlaşması ve meyve verebilmesi için gelişmesi gerekiyor. İlk önce filizlenecek, sonra başağı, sonra da başağı dolduran taneleri olacak. Ondan sonra olgunlaşınca diyor, koparıp yersin, Amin. biçersin. Bunun için şunu bilmemizi istiyorum ki tanrısal karaktere sahip olabiliriz, bu hayatımızda gelişebilir, bu bir süreçtir bir günde olmaz ama günlük adımlar, günlük zaferlerle her gün ruha teslim olarak, her gün ruhu takip ederek, her gün ruh tarafından yöneltilerek olabilir. Amin. Amin. Her imanlı ruhun meyvesini hayatında geliştirmeyi gayretle arzulamalıdır. İsa ruhun dokuz meyvesinin her birinde yüz kat ürün verdi. Biz de aynı şekilde olmalıyız. Otuz kat sevgi, 60 kat sabır, 100 kat esenlik diye bir dengesizlik hedeflememeliyiz. Her birinde 100 kat meyve vermeyi hedeflemeliyiz. Şimdi neden böyle oluyor? Çünkü bazı kişiler meyvelerinin meyvelerin bazılarına gelişmeyi daha kolay, bazılarına gelişmeyi daha zor bulabilir. Bu da birazcık kişinin yapısına bağlı kişiliğine. Bazı insanlar gayet sakin, böyle sessiz insanlardır. Esenlik meyvesini geliştirme o kişi için daha kolay olabilir. Ama aynı sessiz sakin insan da herkes beni görmesin diye gülmek istemeye, sevinçle dolu olmak istemeye de bilir. Esenlik daha kolay geliyor ama sevinç daha zor geliyor olabilir. Bazı kişiler çok atılgan olabilir. Dışa dönük bir kişiliğe sahip olabilir. Ha 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 sevinçle coşup kahkahalar atmak, her zaman sevinçli olmak daha kolay gelebilir. Ama yumuşak huylu olmak konusunda Belki hemen pat baba olup insanları incitebilir. Doğru mu? O yüzden herkes için, herkeste farklı alanlar var üzerinde birazcık daha fazla durması gereken. Bazı meyveleri geliştirmek daha kolay, bazılarını geliştirmek daha zor olabilir ama bugün herhangi bir mazeret kalmasın hayatımızda diye şunu söylemek istiyorum. Ben öyle bir insan değilim benim yapım öyle değil, mazeretini kullanmamamız gerekiyor. Her alanda gelişebiliriz. Amin. Her bir meyvenin fonksiyonunu anlamamız son derece önemlidir. Her bir meyveyi geliştirmek ve artırmak için derin bir açlık ve arzuya sahip olmalıyız. Meyveleri farklı seviyelerde geliştirmeyi arzulamak gerçekten tehlikelidir. Bir denge olmalıdır. Çünkü ruhsal gelişim ve ürün vermek hiçbir zaman durmamalıdır. Neden? Çünkü ruhun meyvesi her imanlının hayatında ortaya çıkabilecek tüm zorluklarla etkili bir şekilde başa çıkabilmesini sağlayacaktır. Şunu söyleyeyim. Önünüze çıkan hiçbir zorluk yok ki bir ruhun meyvesi sayesinde üzerinden gelemeyeceğiniz. Ne olursa olsun karşılaşacağınız ruhun meyvesi galiplerden üstün olmanızı sağlayacaktır. Bir durumda esenlik meyvesi. Bir durumda sevinç meyvesi, başka bir durumda şefkat, başka bir durumda sevgi, başka bir durumda öz denetim ama her bir duruma galip gelebilmek için ruhun meyvesine sahibiz. Hiçbir durum yok üstesinden gelemeyeceğimiz ruhun meyvesi sayesinde. Üstesinden gelemeyeceğimiz. Bunun için ruhun meyvesini hayatımızda güçlendirmesiyle Tanrı'nın çocuğunun galiplerden üstün olabileceği hiçbir durum, denenme veya ayartma yoktur. Aslında bu çok önemli. İyi dinleyin. Komşuna söyle, uyan. Buna ihtiyacın var. Bunu dinle. İhtiyacın var. Çünkü en son söyleyeceğim şeylerden birisi şu. Hayatında herhangi bir meyve eksik olan bir imanlı, galiplerden üstün olmakta tamamen başarılı olamaz. Çünkü o eksik yön şeytanın sürekli saldırılarını odaklayacağı alan olacaktır. Biliyorsa esenliğin yok, sürekli seni dürtecektir. Sürekli esenliğin. Biliyor ki esenlik senin zayıf noktan, esenlik eksikliği. Sürekli seni orada dürtecektir kaygıya, endişeye. Biliyor ki özdenetim eksik gelip düğmene basacaktır öfkelendirmek için. Hangi düğmeye basacağını çok iyi biliyor çünkü. Biliyor ki sevinç eksik yönün düğmeye basıp sürekli senin sevincini çalacak, depresyona, sıkıntıya, bunalama sokacak şeylerle saldıracaktır. O yüzden galiplerden üstün olabilmek için hayatındaki o meyveyi geliştir ki güçlü olabilesin. Ve her ayartmada, her saldırıda, her durumda galiplerden üstün olabilesin. Aslında bugün belki söyleyeceğim en önemli kelim cümle oydu. Yani neden ruhu meyvesini geliştirmemiz gerekiyor? Galiplerden üstün olabilmek için Tanrı'nın bize verdiği en müthiş donanım. Ve bu son günlerde ruhun meyvesini geliştirip olgunlaşmayan kişiler ayakta duramayacaklar, zor duracaklar. Çünkü dünya o kadar karışacak ki bizi ayakta tutan mucizeler belirtiler değil, ruhun meyvesi olacak. İsa dedi ki çetin anlar geliyor. İnsanların sevgisi soğuyacak. Meyveden bahsediyor. Mucizeler azalacak demiyor. Sevgisi soğuyacak. Ruhun meyvesi eksik olan kişi zor ayakta duracak. Çünkü karışıklık, korku, kaygı ve sarsılan bir dünya içindeyiz. Ve son günlerde daha da kötüye gidecek bir dünya içindeyiz. Ruhun meyvesi bizim ayakta durmamızı sağlayacak. Ve imanlar olarak, Danyeli gelebilir misin? Her bir meyveyi geliştirmekte de bilgili olmalıyız ve daha sonra meyveleri geliştirmeye başlamalıyız. Bu zaman ve gayret gerektiren bir şeydir ama kazanacağınız ödüller ödeyeceğiniz bedeli kat kat aşacaktır. Ruhun meyvelerini hayatınızın her alanında geliştirmek mümkündür. Geliştiremem, yapamam mazeretlerini bırakalım. Ben o kadar sevinçli bir insan değilim, benim yapım o değil ya da ben işte gergin bir insanın benim yapım bu ben çok gerginim, esenliğim yok gibi mazeretler artık kullanmayalım. Çünkü sadece kendimize zarar verir. Çünkü iblis hangi düğmeye basacağını biliyor. O yüzden güçlenme zamanı geldi. Tam olma zamanı geldi. Amin.